sorunlarının tamamını çözeceğiz ve bu memlekete huzuru ve bereketi getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Bizim Kılıçdaroğlu halkın umudu Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Benim saraylarda oturma gibi bir niyetim yoktur. Sarayda hak gibi yaşamak isterim. Vatandaş gibi yaşamak isterim. Dolayısıyla sarayda oturanlar milleti unuttular. Sarayda oturanlar milletin derdini bilmiyorlar. Ama ben saraylarda oturmuyorum. Altı arkadaşla, benim dışındaki beş arkadaşla genel başkanımızla sarayda oturmuyor. Beraber kol kola, omuz omuza bu ülkenin sorunlarını çözmek için yola çeksin. Ve sizlere açık ve net çağrı yapıyorum. Bize katılın. Adalet istiyorsanız bize katılın. Hareket istiyorsanız bize katılın. Haksızlıklarla mücadele etmek istiyorsanız bize katılın. Tüyü bitmemiş şeklinin hakkını yiyenlerle mücadele etmek için bize katılın. Bize katılın ki güçlü olalım. Bize katılın ki Mısır'daki Sağır Sultan da yahu Türkiye'de bir şeyler oluyor. Türkiye'de bir adalet arayışı var. Türkiye'de insanlar yola çıktı. Türkiye'de insanlar hakkı, hukuku ve adaleti arıyor. Ve bunun da liderliğini altı siyasi partinin genel başkanı yapıyor. Kesinler. O nedenle bize katılırsanız beraber güçlü oluruz. Beraber bu ülkenin sorunlarını çözeriz. Esnaf kardeşimin derdini biliyorum. Çiftçi kardeşimin derdini biliyorum. Faizlilere ne kadar para ödendiğini biliyorum. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezdiklerini biliyorum. Devleti soyanlarla omuz omuza yürüdüklerini biliyorum. Hiç unutmayın. Adalet içinde onların burunlarından fitil fitil su pay kemanı çalacak. Bizim birilerine hesap verme gibi bir yükümlülüğümüz yok. Öyle meydan okudun, dünya lideri oldun. Telefon edecek, söyleyecek, bak mal varlığını araştıracağım papazı vermezsen. 10 dakika sonra papazı teslim edersen ülkeyi yönetemezsin. Biz ne yapacağız? Biz öyle yapmayacağız asla. Asla öyle yapmayacağız. Tank palet fabrikasını Katarlara sattılar. Katarlarla o fabrikayı alıp ordumuza teslim edeceğiz. Nokta. Askeri hastaneleri kapattılar. Yaralanan askerler, terörle mücadelede yaralanan askerler hastaneye gelinceye kadar şehit oldular. O hastanelerin tamamını bir hafta içinde alacağız, ellerinden orduya teslim edeceğiz. Dolayısıyla askeri hastanelerde yerinde bulunacak. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bana bir de milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Siz kim? Milliyetçilik kim? Milliyetçilik vatan toprağını terk etmemektir. Milliyetçilik bayrağı indirmemektir. Elazığ'ın damarını biliyorum. Güçlü'nün milliyetçilik damarı var biliyorum. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken bayrağı indireceksin. Türbeyi kaçıracaksın. Dönüp bana milliyetçilik edebiyatı yapacaksın. Ben o bayrağı götüreceğim. Oraya dikeceğim. Süleyman Şah Türbesi'ni de toprağına götüreceğim. Biz insanımızı seviyoruz. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset, siyasetçinin halka hesap vermesidir. Halkına hesap vermeyen bir siyasetçi olmaz. Bakın, geçen sene ben 4,5 milyon civarında vatandaşın elektriği kesildi. Hanenin elektriği kesildi. Ben de elektriğimi kestim. 4,5 milyon insanın derdini Türkiye'ye anlatmak için. Şimdi soruyoruz. Kaç hanenin elektriği kesildi 2022'de? Cevap vermiyorlar. Korkuyorlar. O memurlara da seslendim. Suç işliyorsunuz diye. Doğru bilgilendirmek zorundasınız bu milleti diye. Meraklanmayın. Tamamını çözeceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz. Hiç meraklanmayın. Bu ülkede herkesi barıştıracağım.
yok sağcı, yok solcu, yok şu kimlikten, yok şu bu kimlikten, şu inançtan, bu inançtan, ne derlerse desinler. Açık ve ne söyleyeyim, herkesin inancı başımın üstüne. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin yaşam tarzı başımın üstüne. Herkesin barışması, herkesin kucaklaşması lazım. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, bu sorunlara talibiz. Sorunlara talibiz, sorunların ağır olduğunu biliyorum ama asla karamsar değilim çünkü sizler varsınız. Sizler varsanız bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum. Umutsuzluğa kapılmayın diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler, size de teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.